Merhaba arkadaşlar can sıkıcı ama anlatmam gereken bir konuyla birlikteyiz. Her sektörde yalancı güvenilmez insanlar ya da platformlar var biliyorsunuz. İnsanların bilgi eksikliğinden ya da bir anlık boşluklarından yararlanıp kandırıyorlar. Ayrıca siz alışverişi kendi isteğinizle yapıp hani parayı kendi isteğinizle gönderdiğiniz için de hukuki olarak hakkınızı aramanız ya çok uzun sürüyor ya da girişimleriniz bazen sonuçsuz kalabiliyor ki video sonunda bu konuya biraz daha değineceğim. Şimdi direkt olarak bu güvenilmez sitelerin aslında nasıl kendilerini kolayca ele verdiklerini anlayabileceğimiz 7 maddeye şöyle bir girelim. En basit maddeyle başlayalım. İlk olarak bu sitelerin önce bir Instagram hesabına bakın. Böyle 15 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay önce kurulmuş. Yani ilk gönderisini bile daha yeni atmış bir sayfanın gerçek kişilerden oluşan 8-10 bin takipçisi olmaz arkadaşlar. Hele saplamen sektöründeki bir Instagram sayfasından bahsediyorsak biraz takipçileri kurcalarsanız durumu zaten anlarsınız. %95'i fake'tir. Ayrıca genelde gönderilerin falan da yorumlara kapatır bu tip Instagram sayfaları ya da tüm yorumları anında silerler. Yani hiçbir gönderi altında tek bir yorum bile bulamazsınız arkadaşlar. İkinci olarak bazı ithal ürünlerin ülkemizde tek bir resmi satıcısı oluyor. Yani bazı markaların ithalatçısı yani distribütörü isterse bu ürünleri anlaştığı sitelere veriyor ki buna zaten bayilik diyoruz. Ancak bazı markalar var ki kesinlikle ama kesinlikle şu an için en azından tek bir firmanın satış iznine tabi. İşte örnek olarak Saitek, Vader Reflex, muscle Tech markalarını gösterebiliriz. Hani bu dört marka sadece ama sadece saplametler.com yani dikey vitamin firmasının satmaya izni olan markalar. Zaten satabilse Herakles satardı. Aloprotein, Niosante Protein yedi, vitamin vesaire vesaire gibi yıllardır piyasada olan firmalar bu ürünleri zaten satabilirdi arkadaşlar. Hani ithalatçı firma hiç adı sanı olmayan, ne olduğu belli olmayan bir yere bayilik vereceğini zaten bu firmalara verirdi. Hani böyle düşünmeniz lazım. Zaten distribütörün resmi Instagram sayfasını bulup da bayilerin kim olduğunu da sorabilirsiniz. Ben mesela Vader'ı buldum. Birkaç soru sordum ve gelen cevaplar ekranda online satıştan bahsettiğimi söyleyeyim burada. Çünkü iş normal işte ilçenizdeki bir supplement shopu falan girince değişiyor. Ondan başkaca bahsederim ama bir internet sitesinde bu markaları başka hiç kimse satamaz mesela arkadaşlar. Eee de zaten kesinlikle başka hiçbir yere ürün vermediği konusunda ısrarcı ve bu bayilik dışında ürün satanların orijinal sattığına ya da doğru saklama koşullarına uyduklarına kesinlikle kefil olamayız diyorlar. ...üçüncü olarak hadi bu yetkili olmadıkları ürünleri satıyorlar diyelim. Bu sefer de bu fiyatları nasıl satıyorsun diye sormanız gerekli. Yani yani şöyle anlatayım. Ülkedeki yerli firmalar kendi ürünlerine ya da işte ithalatçı firmalar yani distribütörler getirdiği ürünlere fiyatı biçerler. Ve bu bayi kalan firmalar kesinlikle ama kesinlikle kafalarına göre bu ürünlerde indirim yapamazlar ya da fiyatı yükseltip düşüremezler. Ve burada hani ithal ürünlerden gidelim. Yetkili olan tabii ki ithalatçı firma dediğim gibi fiyat değişikliklerinde mail yoluyla bayilik verdikleri firmalara iletiyorlar ve bir iki gün içinde bayiler fiyatları güncellemek zorundalar. Yani mesela şu Optimum Gold V'ye bakalım. Gördüğünüz gibi herkes aynı fiyata satmak zorunda. Yani burada birkaç tane güvenilir bayiye giriyorum. Gördüğünüz gibi hepsinde aynı fiyat arkadaşlar. Farklı bir fiyat yok. Haliyle ithal bir ürünün diğer satıcıların hepsinde aynı iken bir yerde çok daha uyguna satıldığını görüyorsanız o siteye şüpheyle bakmanız gerekiyor. Sadece hani e, sitelerin, bu firmaların kişisel sporcu kodlarıyla ya da bayilerini sporculara verdikleri, spor salonuna verdikleri özel bayi üyelikleri gibi belli hakları var indirim konusunda ama gene de ana sayfalarına girdiğinizde ana sayfaya girdiğinizde ürünün fiyatı söylenen fiyat olarak göstermek zorundalar arkadaşlar. Ebu dolandırıcı sitelerde müşterilerin aklını çelebilmek için zaten sözde uyguna koyarlar fiyatları. Yoksa Zaten onca bilinen site varken ya da Google'a yazdığımız ürünü hani Google algoritmasında önde olan yıllardır bilinen güvenilir siteler varken e kim niye sizden alışveriş yapsın onlar da bunu bildikleri için e, tüketiciye kafasında kar ettiriyorum fikrini uyandırmak amaçlı fiyatı düşük gösterirler zaten ellerinde aslında böyle bir ürün de yoktur istedikleri fiyatı yazarlar hani ki buradan da kendilerini ele vermiş olurlar. Dördüncü olarak e, sitedeki tüm ürünlere şöyle bir bakmanız gerek. Yani çeşitlilikte gözünüze bir şeyler kesinlikle çarpmalı. Şunu söylemek istiyorum. Şöyle ki ülkemizde son ekonomik durumlar işte kurun son iki yıldaki aşırı yükselişi ve artan bazı vergi yükleri nedeniyle ithal marka sayısı zaten azaldı. Ülkeye ithal gelen e, markalar aşağı yukarı belli ama malum sitelere girince daha önce ülkede hiçbir sitede hiçbir firmada görmediğiniz markaların çokça ürünü var. Hem de çok iyi fiyatları. işte yok Body Attack yok Body Lab yok Iron Max yok Stacker 2 yok Biotech USA vesaire vesaire bir sürü böyle daha önce hiçbir firmada görmediğiniz markaları burada görebilirsiniz. Hani bu markaların ülkemizde şu an için resmi bir ithalatçısı yok arkadaşlar. Bu dünya ünlü markaların ülkemize resmi bir ithalatçısı firması var mı yok mu diye araştırıp öğrenmenizde 5 dakikanızı alır. Zaten ki ben Bodylab'e de yazmıştım. Bana dönüş yapıp hayır Türkiye için yetkili bir distribütör anlaşmamız yok dediler. Hiç bulamadığınız markaların resmi sitesine girersiniz ve mail atar cevap beklersiniz. Ancak ülkedeki en büyük firmaların tek bir tanesinde bile olmayan 4-5 markayı hiç bilmediğiniz bir sitede görüyorsanız bu neredeyse imkansız bir durumdur. Hani buradan da senin ne mal olduğunu anlayabilirsiniz diyorum. Beşinci maddeye gelelim. Ee, bir üstteki maddeyi itaafen resmi resmi ithalatçısını geçtim. Ülkede aslında bu markanın hiç olmamasını, hiç gelmemiş olmasını geçtim. Yeni kurulmuş bir e, saplama sitesinde bu ürünlerin nasıl olduğu mantığını falan da geçtim. Matematik diye bir şey var arkadaşlar. Hani olamaz da site bu kadar yüklü ürünü ülkeye kaçak bile sokabilmiş olsa ürünün kendi ülkesindeki satış fiyatları belli. Atıyorum şu ürün 89 euroya satılıyor yani dolar kuru da 17-20 seviyeleri arasında gidip geliyor bayağıdır yani 20 ile çarpsan 1700 TL eder üstüne satacaksın ki kar edesin sonuçta kimse millete anma hizmeti yapmıyor arkadaşlar yani ticaretin ana amacı kar etmektir ki bunun daha risk maliyeti var nakliye maliyeti var kargo maliyeti var yani bir sürü lojistik maliyetler var bir de üstüne bu ülkeye hani ola ki kaçak sokmuş diyelim bu kişilerin üstüne koyacakları kar gibi bir sürü şeyi de eklememiz lazım ki onları da eklersek Mesela bu ürün 2300'den aşağı satılamaz arkadaşlar. Ee, buradan da anlayabilirsiniz zaten. Altıncı olarak inandırıcılığı arttırmak için bu sitelerin gereksiz daha güvenilir gözükme çabalarının komik sonuçlar doğurması durumu var. Yani adam altı sitesinin altına etbis denilen elektronik ticaret bilgi sistemi kayıt kare kodu koymuş ama böyle bir kodu okutunca tabi okursa telefonunuz hiçbir şey çıkmaz karşınıza. Bu kodlar genelde fake'tir. Buradan da sisteme kayıtlı sitelere zaten bakabilirsiniz ki e ticari sitelerinin hepsinde olması gereken bir şeydir bu etbis bu aslında mecburidir yani ama hani site bunu yaptırmamış olabilir hani bunu yaptırması gerektiğini bilmiyor bile olabilir ama olması gerekiyor hani siz de bu şekilde alta vereceğim linkten bakarsanız kim kayıtlı kim değil diye burada etbis kodu yoksa site güvenilmez demiyorum bu arada yanlış anlamayın hani ama sahte biz kodu koymuşsa bu site ve kodu okutunca işte e-ticaret go sitesi açılmıyorsa bu şekilde arkasında bir şahıs şirketi ya da firma görünmüyorsa o siteye güvenmeyi diyorum. Ee, yoksa demin dediğim gibi henüz yaptırmamış ya da bir sorun olmuş olabilir ama kodu kendi isteğiyle koymuş ve kod sahte ise burada zaten direkt bir sorun vardır demek son olarak bu tip siteler %99 ihtimalle yerli ürün satmazlar arkadaşlar çünkü sizin şikayet edebileceğiniz bir merci daha ortaya çıkmış olur tüketici ürünü gelmediğinde ya da sorunlu geldiğinde e, gidip atıyorum Big Joe'ya yazar ya sizin ürünü aldık böyle böyle oldu diye Big Joe yani Farmatek de bu işin peşine düşer bayilik vermedi isteği kolayca tespit eder ve hukuki süreçler için dev bir firmada işin içine girmiş olur dolandırıcı siteler genelde bu riski almazlar e, ayrıca yerli ürünler genelde daha uygun fiyatlı ürünlerdir ve birini dolandıracaksan hani büyük vurgun yapayım der ve e, hani atıyorum 800 TL'lik yerli bir V ile kandırsam ne kandırmasam ne, sözde X marka ithal bir ürün satayım tek seferde cebe 1800 TL atayım der. O yüzden yerli ürün satışları genelde olmaz arkadaşlar. 7 maddemiz bitti. Umarım gayet açıklayıcı olmuştur. Hani bana şey demeyin. Aa hocam şu siteden mi alsam sen hangi siteyi kastettin adlarını ver gibi şeyler sormayın. Hani ülkede hırsız olmak değil hırsıza hırsız demek suç olmuş durumda ve bu siteleri tespit etmiş de olsam adlarını vermeyeceğim. Zaten her şeyi anlattım. Hani balığı vermedim de balık tutmayı öğrettim diyebiliriz. Yani hem versem ne olacak arkadaşlar? Yani isimlerini bugün bu siteyi kapatırlar. Diğer ay başka bir domain alırlar. Yeni bir site açarlar aynı taktiklerle. Bu işe devam ederler. Hani o yüzden site adı vermenin de pek bir manası yok. Az önce saydığım bu arada 7 maddenin hepsinde içermek zorunda değil bir sitenin dolandırıcı olduğunu anlamak için. Bunun 4-5 tanesi bile mevcutsa o siteden alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Peki oldu ki sipariş verdiniz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Size hıyar mı gönderiyorlar? Hayır. Bu kişiler paranızı alıyorlar ve size herhangi bir ürün göndermiyorlar. Siz iletişime geçip şikayet edince tabii eğer iletişime geçebilirseniz yani kişilere ulaşabilirseniz kargonuz çıktı diyorlar. İşte ee, işte gene oyalıyorlar 3-5 gün daha dolandırıldığınızı anladıktan sonraki süreçte hakkınızı aramak için yani hukuki yollara bile başvursanız başta dediğim gibi parayı kendi isteğinizle gönderdiğiniz için henüz bir sonuç almanız mümkün olmuyor. Çoğu insan zaten lanet olsun size deyip hakkını bile aramıyor sürecin zorluğunu bildikleri için. Aylar aylar sonrasında siz hukuki açıdan çok bastırdıysanız işte şikayet vara falan yazdıysanız avukat tuttuysanız vesaire Paranızı zaten iade ediyorlar ama bu şahıslar sizin paralarınızı bir şekilde çalıştırıp hani işte paranızı bankaya yatırıyor olabilirler. Yatırım yapıyor olabilirler, bilemem. Ama sizin paranız üstünden para kazanıp size geri ana parayı gönderiyorlar ya da üyelik bilgilerinizi hani üye oluyorsunuz isteği telefon numaranız, e-mailiniz, ne bileyim ne var, adresiniz gibi bilgileri üyelikte aldıkları için bunları bazı şirketlere de satıyorlar. Hani Size sahte bir ürün göndermeye bile tenezzül etmiyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani en iyi ihtimalle bilgilerinizi satıp e, paranızı işletip üstünüzden para kazanıyorlar ve sizi aylarca sinir hastası ediyorlar diyebiliriz. Bu arada güvenilirliği sağlamak açısından bazı ürünleri de gerçekten gönderiyorlar. Orijinal ürünler gönderiyorlar. Ama mesela hani 300-400 TL bandında bir BCA aldınız. Ülkemizde de zaten satılan bulması kolay bir ürün diyelim. Sorun yok size gerçekten o ürünü gönderiyorlar. Siz de diyorsunuz ki aa işte güvenilir siteymiş hani o zaman bir daha alışveriş yapabilirim diyorsunuz ve sonraki ilk büyük alışverişinizi size vurgunu yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden güvenmeyin. Söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen dikkatli olalım ve bilindik sitelerden şaşmayalım diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.